Artık akaryakıt işlerimizle o ilgilenecek. Kendisi çok başarılı bir giriş yaptı. Biz de yatırımımızı arttırmayı düşünüyoruz. Sizin tanışmanızı isterim çünkü Sarp Bey bizim şirketlerin hukuk müşaviridir. Onun avukatlık bürosu bakar bizim bütün büyük işlerimize. Çok tecrübeli ve başarılı bir ekibi var. Bu genç arkadaşımızı da sizin tecrübeli sisteminizin içine dahil etmek istiyoruz. Biraz iş yükü olacak ama. Büyük bir zevkle, ne demek? Yiğit Bey de uygun görürse. Sizin şirketiniz hakkında çok şey duydum Sarp Bey. Kardeşim Emir'den. İçeride önemli bir toplantı var, giremez. Yabancı değilim. Gerçi siz beni zaten biliyorsunuzdur. Kendisine ançoma hazırla diyecektim de. Ha, kardeşin mi? Hı hı. Eşref, bırak gelsin. Ben Emir Kılıç. Yiğit'in kardeşiyim. Siz de Yiğit'in patronu ünlü Nihat Demir'siniz. Değil mi? Benimle özel bir şey konuşacaksan istersen yan tarafa geçelim böyle vekillerimizin önünde. Yok yok. Emir, bir şey söyleyelim sana. Bir şey içmez misin? Ben çok hızlı bir istifa edip kalkacağım. Ama iyi akıl ettin. Bakalım mafya ne tarz şaraplar içiyormuş. Sizi gücendirmiş olamam şimdi Nihat Bey, değil mi? Siz ailecek böylesiniz galiba. Kardeşin de en az senin kadar gözü kara ve ihtiyatsız. Ne ikilamı. Anneniz hanımefendi sizi yetiştirirken bayağı zorlanmış olmalı. Ya ne çektiklerini bir bilseniz. Bana bak, bu istifa saçmalığı nedir? Ne oluyor? Nereden çıktı bu? Ben öz kardeşim Nihat Demir'le çalışıyor diye ona selamı sabah kestim. Siz kimsiniz Sarp Bey? Emir, Nihat Bey çok saygın bir iş adamıdır. Lütfen. Ya siz çok güzel bir ekip olmuşsunuz gerçekten. Birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Bu günümüz işletmelerinde çok önemli aranan bir kriter. Tabii bütün o son dakika çıkan o yalancı tanıklar, o itirafçılar, o şantaj resimleri. Başka türlü nasıl olacaktı ki? İnsanın parçaları birleştirmesi biraz zaman alıyor. Ama siz, Nihat Bey, siz yaptığınız işte çok iyisiniz. Ben bunca yıl bunun için okumadım. Bunlar bana göre şeyler değil. Hadi koçum. Bitti mi? Lan sana söyleyecek sözüm zaten bitti. Bir şey o zaman. Ben kapıya bakayım bence. Mete geldi. Mete hoş geldin. Hoş bulduk.
Vallahi kaynanan seviyormuş. Hemen bir tabak koyacağım sana yok, Mete. Yok yok, çok sağ ol. Tokum ben ya. Gel otur, ellerine sağlık. Oğlum istifa etmişsin. İstifa mı ettin? Pardon ya. Kübra bilmiyor muydu oğlum? İyi iş bulunca söyleyecektim. Evet, istifa ettim ama gerçekten hiçbirimizin endişeleneceği bir şey yok. Ben hepsini halledeceğim. Tamam, hadi oturun, yemek yiyelim. Ya bence gayet iyi yapmışsın. Yani kusura bakma Mete, babam falan ama Emir orada hiç mutlu değildi zaten. Ya yok, ne kusuru. Ben daha önce arkadaşı uyardım Peder Bey konusunda da dinleyen yok işte. Hem zaten sınavlara bir iki ay kalmadı mı? O zamana kadar sen de güzel güzel ders çalışırsın işte. Tamam. İyi bir boşluk olur yani. Ne var ya, hallederiz. Zaten kira da ödemiyoruz. Ne olacak? Mutfak masraflarını da ben hallederim. Tamam, gerçekten hallederiz. Hiç şu an üzerine konuşacağımız bir şey yok. Hadi yemek yiyelim. Tamam. Sen yemiyor musun Mete? Yok yok, tokum ben. Afiyet olsun. Yüzükleri keşke şimdi almasaydık. Ya hadi Kübra, yapma bak. Neyse. Söyle bakalım. Bir ırmak. O. Ben sana daha kaç harfi söylemedim. Nasıl bildin? E bulmacalar da hep boş sorulur zaten. Vay be. Ya bir de bir şey söyleyeceğim Kübra. Allah aşkına şu kombiyi biraz aç. Bak çocuk üşüyecek. Ya evin içi iyi. Hem ben onu iyice sardım sarmaladım. İyi durum, merak etme sen. Sen Elif'e siyah kazak mı örüyorsun? Yok. Bu sana. Bugün başladım. Hem elim hızlıdır ha. Bir hafta demeden elektrikler mi gitti? Dur bakayım. E, mahallede var ışık. Ben bir sigortalara bakıp geliyorum. Tamam. Ya bir fatura gecikti diye insan elektriği mi keser ya? İnsanlar elektriksiz ne yapsın? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Sadece üç gün gecikti bak, üç gün. Emir sakin ol. Halledeceğiz bir şekilde. Ben yarın pastaneye gider avans isterim, olur mu? Benim böyle çok ağrıma gidiyor. Ben çok şey istemedim ki. Benim istediğim tek şey evime getirdiğim ekmek temiz olsun. Bu. Şu hale bak.
Ama böyle konuşma ne olur. Ya öyle halimizde isyan edilecek bir şey yok ki. Çok şükür yani iyiyiz. Tamam. Biraz zor bir dönem geçiriyoruz. Ama geçecek. Sen Elif'e bak. Ben de kapıya bakayım, tamam mı? Tamam. Geldim, geldim. Derya. Ay zil çalmıyor da arıza mı var ya? Yanıyor sokakta her yerde. Ya kesmişler. Sen de çok şey yapma. Emir gergin biraz. Gelsene yemek yedin mi? Yok ben Elif için yiyecek bir şeyler aldım da. Organik meyveler, sebzeler. Senin için de et aldım. Allah aşkına ye. Ay Derya ama ne olur yapma böyle. Zaten annenlere zor yetişiyor param. Bir de bize harcama böyle. Aa var benim param ya. Dert etme sen. Al bakayım. Ya. Sağ ol. Saçmalama. Kıyamam sana. Ay tamam yine duygusallaştım. Yakında savcı karısı oluyorsun gül biraz. Derya. Tamam ya. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Toplantı yapacaktım. Oğlum 3-5 kuruş param var diye sen kendini adam mı zannediyorsun? Bunu bu yaşına geldiğinde öğrenemedin mi? Parayla adam olunmaz. Yiğit Bey, misafirleriniz geldi. Harika, buyursunlar. Akif Bey, hoş geldiniz. Selim Bey, Ender Bey, buyurun. Hoş geldiniz Akif Bey, buyurun. Buyurun. Sedat Bey, buyurun. Toplantımız var Emir. Önemli bir toplantı. Sen nasıl benim faturalarımı ödersin ya? Sana ne lan benim derdimden, benim hayatımdan? Ne faturası? O hiçbir şey bilmiyor ya. Ben ödedim Emir. Ben benim hayatımda o Nihat'ın kirli parasını istemiyorum, tamam mı? Yiğit, bir sorun varsa bizim çocuklar halletsin. Yok yok Akif Bey. Kardeşim oluyor kendisi de. Sen de mi Derya? Sen de mi? Benim hayatıma karışmayın. Tamam mı? Burayı senin başına yıkarım Yiğit. Çık dışarı. Yaparım. Hadi. Ailecek biraz sinirliyiz de. Neyse. Hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.